Bugünkü videomuzda sizi hapse giremeyecek kadar kötü suçlularla tanıştıracağız. O kadar büyük ve fazla suçlar işlemişler ki aldıkları en ağır cezalar bile az gelmiş. Gelin dünyanın en azılı suçlularından bahsettiğimiz videomuza vakit kaybetmeden geçelim. Bir Alexander Yuryevich Pichushkin. Bitsevski manyağı ve satranç tahtası katili olarak bilinen Rus seri katille videomuza başlıyoruz. Alexander Pichushkin çocukken salıncaktan geriye doğru düşmüş. O otururken salıncak geri dönmüş ve alnına çarpmış. Olay, beynin problem çözmeyi, dürtü düzenlemeyi ve kişilik özelliklerini kontrol eden ve hala gelişmekte olan frontal korteksinde kalıcı hasara neden olmuş. Daha sonra Alexander Pichushkin neredeyse 50 kişinin hayatına son vermekle suçlu bulunduğunda uzmanlar bu yaralanmayı öfkesinin arkasındaki itici güce ve belki de suç işlemeye bu kadar hevesli olmasının sebebine bağlamışlar. Pichushkin'in kurbanlarının çoğu Moskova'daki Bitsevski Park'ta bulduğu ve bedava vodka vaadiyle tuzağa düşürdüğü yaşlı evsizler. Onlarla birlikte içer, istedikleri kadar içmelerine izin verir, sonra genellikle kafalarına çekiçle vurarak hayatlarına son verirmiş. Yakalanana kadar Pichushkin 49 kişinin hayatını sonlandırmış, 3'te teşebbüste bulunmuş. Tutuklandıktan sonra Pichushkin suçlarını mutlu bir şekilde itiraf etmiş, günlüğünü polise teslim etmiş ve onlara en değerli eşyası olan cinayet kurbanlarını takip ettiği bir satranç tahtasını göstermiş. Hayal kırıklığıydı, onlara bunu tamamlamadığını söylemiş. 64 kareden sadece 61'i doldurulmuş. Polis, 61 suçunu belgeleyen ürkütücü satranç oyununu ve buldukları 49 cesedi cinayet kanıtı olarak değerlendirmiş. Yargıç tereddüt etmemiş ve onu ömür boyu hapis cezasına çarptırmış. 2. Jason Barnum. Jason Barnum'ın ürkütücü dövmeleri, işlediği suçlar yüzünden hapse mahkum edilen karakterini de yansıtıyor. Bu korkunç adam bir polis memuruna ateş ettiği için suçlu bulunmuş ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmış. Ürkütücü göz küresi dövmesi hapishanede ona sataşacak kişilere meydan okumak için oldukça faydalı olacağı benziyor. Göz bebeği lakaplı Jason Barnum'un aldığı cezayı az bulanlar da var. Aslında haksız da değiller. Çünkü Barnum suça meyilli biri. Daha önce de 14 mahkumiyeti varmış. Barnum mahkeme sonrasında kendine ne iş bulabilmiş ne de kalacak bir yer. Bütün bunların sebebi de yüzünde bulunan dövmeler. Cinayet günü eroin kullandığını dile getirmiş ve Barnum yaptıklarının yanlış olduğunun bilincinde olduğunu ama hiçbir yaptığını da geri alamayacağını ifadelerini dile getirmiş. 3. Nico Jenkins. Sırada Nico Jenkins var. 1986 doğumlu Jenkins, 4 kişinin canını alma suçundan önce idama mahkum edilmiş, ardındansa cezası ömür boyu hapse çevrilmiş. Nico Jenkins'in Mısır tanrısı Apophis'e benzemek için cinsel organını kestiği ve dilini ikiye ayırdığı biliniyor. Jenkins ayrıca 2015 yılında alnına 666 rakamını yazdırmış. Jenkins'in kurbanları arasında kız kardeşi de var. Peki sizce Nico Jenkins'e verilen ceza az mı? 4. Donald Harvey. Tarihin en ünlü ve en acımasız seri katillerinden biri olan Donald Harvey ile videomuza devam ediyoruz. Donald Harvey, 70'li ve 80'li yıllarda çeşitli hastanelerde çalışmış bir hademeymiş. İşlediği 37 cinayet sebebiyle ömür boyu hapse mahkum edilen Harvey, bu cinayetlerin çoğunu Cincinnati'de bulunan Drake Hastanesi'nde gerçekleştirmiş. Ancak Harvey, hüküm giymesine sebep olan 37 cinayetin işin yalnızca bilinen kısmı olduğunu, hastanede çalıştığı süre boyunca 87 insanın hayatını sonlandırdığını iddia etmiş. Ve bunlar yalnızca hastanede yatan ve Harvey'nin gözetiminde bulunan hastalarla sınırlı değil. İddialara göre Harvey'nin hayatını sonlandırdığı insanlar arasında ev arkadaşları, komşuları ve kız arkadaşları da var. Hastanede bazı hastaları siyanürle zehirlemiş. Bazılarına da AIDS ya da hepatit B'ye bulaştırmış. Mahkemede ise Harvey tüm bu cinayetleri iyi niyetinden dolayı işlediğini ifade etmiş. 1987 yılında yakalanan Harvey o günden 2017 yılına kadar Ohio'da bulunan Toledo hapishanesinde kalıyormuş. Kaldığı hücrede çok kötü dövülmüş halde bulunan Harvey olayın 2 gün sonrasında 64 yaşında yaşama veda etmiş. 5. Mark Chapel Reed. Avustralyalı suçlu Chapel Reed, 19 kişinin canını aldığını itiraf etmesine rağmen sadece bir tanesinden hüküm giymiş.
Eğer Chopper yani Kasap filmini izlediyseniz onu tanıyorsunuz. Hayatı ve işlediği suçlar filme konu olan Mark Reed problemli bir gençlik geçirmiş. Ağır psikolojik tedavi görmüş. Ailesine ve çevresine tam anlamıyla bir baş belası olmuş. Suç dünyasından elini çektiğinde ise Tasmanya'ya yerleşip kendini edebiyata vermiş. Ömrünün yarısı yeraltı dünyasına ait bir şiddete meyilli katil olarak geçmiş, kalan yarısı ise aile babası bir yazar, bir şovmen, bir ressam, hatta bir oyuncu olarak. Asıl şaşırtıcı olan, yeraltı dünyasına ait böylesi bir figürden sanat adına, sanatın birkaç kolundan büyük ilgi görmüş yapıtlar çıkmış olması. Kurbanlarına farklı kötülükler uygulayan, suçlarla dolu bir geçmişe sahip bir adamın bestseller olmuş kitapları olduğunu, çocuk kitabı yazdığını, tanesi ortalama 6500 dolardan satılan tablolar yaptığını ve tüm bunların üzerine bir de rap albümü çıkardığını düşünün. Düşündünüz mü? İşte bunları düşündüğünüzde aklınızda oluşan klasik adi suçlu profilleri de bir anda karıştı, değil mi? 6. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer ise suç işlemeye 18 yaşındayken başlamış. İnsanların canını almaktan büyük keyif aldığı için suçlarına devam ettiğini söyleyen Dahmer tam 17 kişinin vefat etmesine sebep olmuş. Yakalandıktan sonra ise konuşmalarıyla insanları ürpertmiş. Hapishanede kaldığı dönemde diğer suçlularla hiç iyi anlaşamayan Dahmer sonunda çamaşırhanede girdiği bir kavgada hayatını kaybetmiş. 7. Pedro Rodriguez Filho. Gerçek Dexter, Pedro Rodriguez Filho'nun hikayesine çok şaşıracaksınız. Dexter karakteri sadece suçluları hedef alan iyi bir katildi. Brezilyalı Pedro Rodriguez Filho'nun lakabıyla anmak gerekirse Killer Pete'nin 71 cinayeti var. Canına kıydığı insanların hepsi bir şekilde suçluymuş veya Killer Petty onların suçlu olduğuna inanıyormuş. 20 yaşına gelmeden yakalanıp cezaevine gönderen Killer Petty'nin tam da kendisine yakışan bir tutuklanma hikayesi var. Seri katil iki suçluyla birlikte polis arabasına konmuş. Bunlardan birinin suçu tecavüzmüş. Polis tecavüzcüyle Killer Petty'yi aynı nezarethaneye koyarak hayatının hatasını yapmış. Sonucu tahmin ediyorsunuzdur. Polis geri döndüğünde tecavüzcüyü cansız halde bulmuş. Killer Petty için 400 yıl hapis cezası istenmiş. Ancak Brezilya'daki kanunlara göre bir mahkumun maksimum alacağı ceza 30 yıl. Killer Petty 34 yıl yatıp 2007 yılında serbest kalmış. Şu anda 63 yaşında ve hala eğer fırsat olursa suçluların hayatına son vermeye devam edeceğini söylüyor. Videomuzun sonuna geldik. Yorumlar kısmından suçlularla alakalı görüşlerinizi yazmayı unutmayın.